Bu videoda karbokatyon düzenlemesi alıştırmaları yapacağız. Evet, buradaki karbokatyonla başlayalım. Bu karbonun artı bir formal yükü olduğunu görüyoruz ve bu artı yüklü karbon iki diğer karbona bağlı. Bu yüzden bu bir sekonder karbokatyon. Şimdi burada yapabileceğimiz karbokatyon düzenlemelerine bir göz atalım. Evet, ilk önce buradaki karbonun iki hidrojeninden birini hidrür göçü yoluyla göç ettirelim. Bu bizim ilk denememiz olacak. Şimdi hidrür göçünde bu hidrojeni ve 2 elektronu alıp buradaki karbona taşıyoruz. Burada ne oluşacağını bir çizelim. Halkamızı çiziyorum. Sağda bir metil grubumuz var. Mor karbon üzerinde zaten bir hidrojen olduğunu biliyoruz. O zaman bu hidrojeni de ekleyelim. Kırmızı hidrür de bu karbona gidecek. Onu da kırmızı hidrojen olarak işaretleyelim. Geriye bir hidrojen kalıyor. Onu da yeşil yapalım. Hatta bağlandığı karbonu da yeşil yapalım. Yeşil karbon üzerindeki hidrojeni de eklemiş olalım. Evet, bu yeşil karbondan bir bağ aldık ve böylece bu karbonun artık artı bir formal yükü var. Ve halen bu sekonder karbokatyon. Çünkü yeşil karbon diğer iki karbona bağlı. Yani bu da sekonder karbokatyon. Demek ki ilk sekonder karbokatyonumuz üzerinde bir değişiklik olmamış. Aslında bunu başka şekilde de çizebiliriz. Şimdi tüm hidrojenleri çizdik ama yeteri kadar alıştırma yaptığınızda ve eliniz alıştığında tüm hidrojenleri çizmeniz gerekmiyor. Evet, hidrür göçü olduktan sonra metil grubumuzu ekleyelim. Bu karbonda bir karbokatyon ortaya çıkmış oluyor. Bunu ilk yaptığınızda alıştırma olsun diye tüm hidrojenleri çizebilirsiniz. Şimdi de metil göçü olasılığını düşünelim. Çünkü bu hidrür göçü çok iyi sonuç vermedi. O zaman bu metil grubunu mor karbona taşımaya çalışalım. Şimdi burada ne oluşacağını bir çizelim. Evet, halkamızı çizdik. Kırmızı ile işaretlediğimiz metil grubumuzu bu karbona taşıyoruz. Burası kırmızı CH3 olacak. Bu karbonun üzerinde zaten bir hidrojen vardı, onu da buraya ekleyelim. Şimdiki adımda mavi karbondan bir bağ alıyoruz. Böylece bu karbon CH3'ü kaybetmiş oluyor. Ama başlangıçta bu karbona bağlı bir hidrojen zaten vardı. Onu da mavi ile buraya ekleyelim. Ama mavi karbondan bağ aldığımız için artık bu karbonun artı bir formal yükü olacak. Ve bu halen bir sekonder karbokatyon. Çünkü mavi karbon doğrudan iki diğer karbona bağlı. Yani sekonder. Ve bu da bir önceki örnekte olduğu gibi ilk karbokatyonumuz üzerinde bir değişiklik olmadığı anlamına geliyor. Tabii karbokatyonu bu şekilde çizmek yerine sadece buradaki metil grubunu ve bu karbonun artı bir formal yükünü çizerek gösterebiliriz. Ve son olarak geriye hangi olasılık kaldı? Yine bir hidrür göçü deneyebiliriz. Ancak soldaki iki hidrojenden birini denemek yerine sağdaki mavi hidrojeni deneyebiliriz. O zaman şimdi de bununla bir hidrür göçü deneyelim. Evet, şimdi bu hidrojen ve bu iki elektron mor karbona geçecek. Çizimini de şu son okun altına yapalım. Halkamız var ve metil grubumuz yine burada. Şimdi bu mavi hidrojen buraya geldi. Hemen bunu mavi yapayım. Böylece ayırt edebiliriz. Evet, hidrojen ve iki elektron buraya geldi. Tabii bu karbonda zaten bir hidrojenimiz vardı. Şu ilk hidrojeni de buraya çizelim. Evet, şimdi bu mavi karbondan bir bağ aldık. Demek ki karbokatyon burada. Tabii burada artı bir formal yük de bulunuyor. Şimdi bu oluşan karbokatyona bakalım. Mavi karbon doğrudan 1, 2 ve 3 diğer karbona bağlı. Demek ki bu bir tersiyer karbokatyon. Tersiyer karbokatyonun sekonder karbokatyondan daha kararlı olduğunu biliyoruz. Yani bu daire içine aldığım karbokatyon düzenlemesini göreceğiz. Hidrür göçüyle sekonder karbokatyondan tersiyer karbokatyona geçtik. Ve önceki örneklerde olduğu gibi hidrojenlerimizi çizmemiz gerekmiyor. Tersiyer karbokatyonumuzu hidrojenleri dışarıda bırakarak da gösterebiliriz. Buraya bir metil grubu ve bu karbon üzerine de artı bir formal yükü koyalım. Evet, bildiğimiz gibi bu tersiyer karbokatyon sekonder olanlardan daha kararlıdır. Bir karbokatyon düzenlemesi örneği daha yapalım. Aslında bu bir öncekinden biraz daha kolay. Evet, karbokatyonumuz bu. Artı bir formal yüke sahip karbonumuz burada. Ve doğrudan diğer iki karbona bağlı. Yani sekonder karbokatyon. Şimdi ne tür göçler yapabileceğimizi bir düşünelim.
İlk olarak bu karbonun üzerinde iki hidrojenin olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bu hidrojenlerden biriyle hidrür göçü yapmaya çalışabiliriz. Yani bu hidrojenlerden biri ve bu iki elektron hidrür göçü yapabilir ve buradaki karbona geçebilir. Şimdi ne oluşacağını çizelim. Burada halkamız var ve bu karbona bağlı iki metil grubu var. Solda kırmızıyla işaretlediğim hidrojen artık buradaki hidrojen. Şimdi bunu ve iki elektronu kırmızıyla belirginleştirelim. İşte hidrür göçünde hareket eden yapı bu. Üstteki mor karbonu da şöyle gösterelim. Başlangıçta zaten o mor karbona bağlı bir hidrojen olduğunu biliyoruz. Öyleyse bu mor karbon üzerine baştaki hidrojeni ekleyelim. Bu karbondan bir bağ aldık. Yeşil renkle işaretleyeyim. Ve bu karbona bağlı halen bir hidrojenimiz var. Sağda yeşil karbon işte burada ve hidrojeni de var. Tabii ondan bir bağ aldığımızdan şimdi artı bir formal yükü oldu. Ve doğrudan diğer karbona bağlı olduğu için de sekonder karbokatyon oluşturmuş olduk. Ki bu da ilk sekonder karbokatyondan bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Yani kararlılığı arttırmış olmadık. Bu yapıyı hidrojenler olmadan da çizebiliriz. Görmek biraz daha kolay oluyor. Burada metil gruplarımızı ve bu karbon üzerindeki artı bir formal yükü de çizmiş olalım. Şimdi başka bir göç deneyelim. Buradaki mavi karbona baktığımızda ona bağlı iki tane metil grubu var. Demek ki bu metil gruplarından biriyle bir metil göçü yapabiliriz. Şimdi bu CH3'ü alıp buradaki mor karbona taşıyoruz. Halkamızı çizerek başlayalım. Metil gruplarından biri bu mavi karbonda kalmaya devam edecek. İşte mavi karbon ve bu da geride kalan metil gruplarından biri. Diğeri ise buradaki karbon göçtü. CH3 yazalım ki belirgin olsun. Evet, bu grup metil göçü yapan metil grubuydu. Yukarıda da gösterirsek şu grup oluyor. Ve yine mor karbon üzerinde başlangıçta zaten bir hidrojen vardı. Onu da ekleyelim. Tabii mavi karbondan bir bağ almış olduk. Yani artı bir formal yükü olmuş oldu. Ve bunun ne tür bir karbokatyon olduğunu düşünürsek, mavi karbon doğrudan 1, 2, 3 karbona bağlı. Yani bu bir tersiyer karbokatyon. Ki onun da sekonder karbokatyondan daha kararlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla oluşacak olan karbokatyon düzenlemesi bu. Tersiyer karbokatyon oluşturmak için metil göçü yaptık. Şimdi devam edip bu kez hidrojen olmadan çizelim. Böylece yapının neye benzediğini biraz daha iyi görebiliriz. Burada metil gruplarımızı ve bu karbon üzerindeki artı bir formal yükü de ekleyelim. Tamamdır.